Şimdi, ben de not alayım siz konuşun. Birkaç şey söyleyeceğim bu konuda. Dün akşam da değindik ama bu akşam yeni şeyler söyleyeceğim. Evet. Şimdi şöyle dedikodular var. Kılıçdaroğlu seçilirse altılı masayı dağıtacak diye söylenmeye başladı. Aslında bu dünkü görüntü de altılı masayı dağıttığı ve üçlü masaya indiğini gösteriyor. Değil mi? Şu anda üçlü masa. Ama masanın altındaki HDP halen var. Şu anda 3 artı 1'e inmiş vaziyette. Altılı masayı dağıtmış. Yani o masada görünürdeki oturanlar kimdi? Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra 5 genel başkandı. Değil mi? Şimdi onların hükmü kalmamış. Bu onun göstergesi. Kılıçdaroğlu kazanırsa planı onların kendilerine hiçbir oy katkısı olmadığını Melik de söyledi masadaki diğer beş partinin tabanının özellikle Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kılıçdaroğlu'na hiçbir ciddi katkı yapmadığı söyleniyor. Ve bu nedenle kendi içine dönmüş vaziyette İmamoğlu da o masada seçilebilecek aday olarak çok tartışılmıştı. Akşener de iki belediye başkanı için çok bastırmıştı. Ama yaşananları hepimiz biliyoruz. Şimdi bu gördüğümüz ee, za zararlı üç beyaz Halil İbrahim sofrasındaki paylaşımın devam ettiğini gösteriyor. Olmayan şeyi paylaşmaya devam ediyorlar. Onu görüyoruz. Paylaşa paylaşa Halil İbrahim sofrasını bitiremediler. Olmayan bir Halil İbrahim sofrası vatandaşa hiçbir vatandaşa hiç yer verilmeyen bir sofra Halil İbrahim sofrası Adı üstünde çok geniş, zengin, sınırsız bir sofra değil mi? Bereketli bir sofra. Ama o kendi benzetmeleri Halil İbrahim sofrası deyimi. O sofrada bütün bereket kendilerine. Mal paylaşımı devam ediyor. Diğer beş genel başkana da görev verilecekti. Mutabakatların da var. Ama onların fikirleri alınmadan, onların fikirleri henüz kamuoyu ile paylaşılmadan... E, kendi aralarında hem bir mal paylaşımı Halil İbrahim Sofrasındaki pastanın tamamını biz paylaşalım kavgası hem de Meral Akşener'e bir cevap İki CHP'li genel e, CHP'li belediye başkanı büyükşehir belediye başkanı Meral Akşener tarafından evlatlarım deniyordu hı hı. E, kendi partisinin belediye başkanıymış gibi gösteriliyordu e, eleştirilere karşı da bu iki belediye başkanı İyi Parti'nin oylarıyla bizim oylarımızla seçildi diyordu. Nasıl ki HDP Kılıçdaroğlu'na ve diğer beş kişiye seçilirseniz bizim oylarımızla seçileceksiniz diyorsa Akşener'de iki belediye başkanına ve Kılıçdaroğlu'na bunlar bizim oylarımızla seçildi. Açıkladılar, başkaları da açıkladı İyi Parti'de. Biz olmasaydık iki büyük şehri alamazlardı diye çok konuştular. Şimdi ee, Anadolu'da şöyle bir söz var. O söze az sonra geleyim. Şimdi yiğitlerim ya bu konunun başlığı. Evet. Yiğitlerim dendi zaman bir yerde de hani aslanlarım, çocuklarım gibi de anlaşılıyor değil mi? Ben babayım, üst baba figürü. Şimdi Kemal Bey'e bakıyoruz 74 yaşında. Yiğitlerim yani çocuklarım gibi demesi için bize göre sol tarafta oturan Mansur Yavaş'ın da Kemal Bey'den bayağı yaş farkı olması gerekir. E, Mansur Yavaş 67 yaşında. Yani neredeyse Kemal Bey'e eşit yaşta. 7 yaş farkları var. Yani yiğitlerim diyemeyeceği bir yaşta. Birbirleriyle yakın. İmamoğlu 52 yaşında. Ona söyleyebilir. Değil mi? 22 yaş farkları var evet. Kılıçdaroğlu'yla. Ona yiğitlerim diyebilir. Bir kere cümle tutmuyor orada. Bir de Anadolu'daki laf şu demi söyleyecek oldum. Hani cömert der, maldan ederler. Yiğit der, siyasetten ederler adamı. Yani bu siyaset böyle bir şey. Yiğidim yiğidim de deyip e, yok etme mekanizması, kendisine tabi kılma mekanizması. E, 14 Mayıs gecesi e, karşılaşacakları tablo sonucunda genel başkanlık koltuğu riske gireceği için Kemal Bey'in ve pusuda beklediği kamuoyu tarafından bilinen ve söylenen İmamoğlu'nun da yiğitlerim benim koltuğumun altındasınız baskısıyla olası genel başkanlığa aday olmasında önünü kesme manevrası bu. Ee, hem Akşener Hacau, Genel başkanlığa aday olma tabii, ihtimalini tabii, tabii, tabii. ortadan kaldırmak Kemal mı? Bey bu seçimde hem Cumhurbaşkanlığını kaybedecek gözüküyor açık farkla. Ee, onu kaybettiği anda... Genel Başkanlık koltuğu zaten hepten gitmiş olacak çünkü CHP içinde Genel Başkanlıkta niyeti olan ve ona hedefleyen ve o yönde çalışmaları uzun sürede sürdüren insanlar var. Ee, İmamoğlu taraftarları da onun en azından CHP Genel Başkanı olmasını istiyor. Mansur Yavaş için Mansur e, Kemal Bey için Mansur Yavaş tehlikesi yok ama İmamoğlu tehlikesi devam ediyor. Onu da şimdiden önünü almak için şurada. 19-20 gün 20 gün diyelim 20 evet. gün kaldı seçimlere 20 gün sonra Cumhurbaşkanlığı adaylığı biteceği gibi Kemal Bey'in genel, baş, genel başkanlığı da bitecek öyle bir tehlike var. E zaten bugüne kadar Kemal Bey'in baş, genel başkanlık koltuğu hep sallantıdaydı değil mi? Çeşitli demokrasinin kılıcı bunlar hep değişti. Bazen bu demokrasinin kılıcı Kemal Bey'in üstünde İmamoğlu oldu. Bazen iç çekişmeler oldu. Bazen kendi söylemleri oldu. Bazen, bazen Muharrem İnce oldu. Bazen Muharrem İnce oldu. Bazen o kumar masası oldu falan. Şimdi onun için böyle yiğidim der, bir daha söyleyeyim tam olarak. Cömert der, malda ne derler, Yiğit der, siyasette ne derler? O sözü biraz ben uyarlamış oldum son bölümü evet, ama. Evet biraz Şimdi siyasette... Ee, bu gerçeklikle karşılaşabiliriz.